Herkese merhaba, ben Volkan Yetilmezer. Bugün sizlerle birlikte Follow Focus mekanizması veya zoom mekanizması olarak adlandırabileceğimiz PDMovie Live Air'i inceleyeceğiz. Öncelikle kutu içeriğinden başlayalım. Bendeki paket medya paketi olduğu için dış kısmı yok. Direkt iç kısmından başlayalım. Küçük bir paket içerisinde ihtiyacımız olan hemen hemen her şey var. Kapak iç kısmında şarj kablosunu görebilirsiniz. Ardından Mechanic Follow Focus aparatı bizi karşılıyor. Kablosuz kumanda, şarj aleti, 2 adet pil ki bu piller Canon LP-E12 ile aynı piller, kumanda şarj kablosu, hat şu bağlantı adaptörü ve kullanma kılavuzu paket içerisinde yer alıyor. Tek sorun destek çubuğunun paket içerisinden çıkmaması. Bunu ekstra satın almanız gerekiyor. Şarj aleti küçük boyutlu ve micro USB kablo ile şarj edilebilir şekilde yapılmış. Bu ufaklık ise mekanik parça destek çubuğu ile kameranızın flash kızağı kısmına bağlanmanızı sağlayan hat şu adaptör. Öncelikle kumandadan bahsedelim. Kumanda Bluetooth aracılığıyla Follow Focus mekanizmasına bağlanıyor. Bluetooth kullandığı için maksimum mesafe 10 metre ile sınırlı. Yan kısımda açma kapama tuşunu görebilirsiniz. Kendi içerisinde 8 saat kullanım, 20 saat bekleme süresini sağlayan şarjlı bir pil var. Micro USB kablo ile bu pili şarj edebiliyorsunuz. Kumanda 79 gram ağırlığında. Ölçüleri 6.6, 4.3 ve 2.3 cm. Arka kısımda bir yere sıkıştırmanıza olanak veren sıkıştırma vidasını görebilirsiniz. Ayrıca bu kısım bir klemp vazifesi gördüğü için mevcut genişlikteki her yere rahatlıkla sıkıştırabiliyorsunuz. Anten kısmı arka kısımda yer alıyor. Ön kısımdaki büyük tekerlek tahmin ettiğiniz gibi çarkı çevirmek için kumanda. Açma kapama tuşuna uzun basarak kumandayı aktif hale getirebilirsiniz. Bu tuş çok daha fazlasını yapıyor, detaylarına geçeceğim. Üzerinde bir tane renkli ışık mevcut. Bu ışık aslında renkleriyle pil durumunu, yanıp sönmesiyle de mevcut fonksiyonu hakkında bize bilgi veriyor. Beyaz ışık %100, yeşil %75, sarı %50 ve kırmızı %25 ve 6 pil durumunu gösteriyor. Fonksiyonları dediğim gibi birazdan anlatacağım. Gelelim asıl iş yapan mekanik parçaya. 176.5 gram ağırlığında, 10.8, 4.8 ve 2.3 cm ölçülerinde. Canon LP-E12 pil ile çalışan mekanizma hem boyutlarıyla hem de 0.4 Nm motor torku ile dikkat çekiyor. Ön tarafta dişli mekanizmasını görebilirsiniz. Ayrıca bu dişliyi değiştirebileceğinizi unutmayın. Yan tarafta anteni ve kalibrasyon tuşunu görebilirsiniz. Diğer tarafta da destek çubuğu sıkıştırma vidasını görebilirsiniz. Pil takıp çıkartma kısmını ilk başta anlamayabilirsiniz. Çünkü bir klips kullanmak yerine pilin bastırılarak çıkarılmasını sağlayan bir parça konulmuş. Yani pili direkt kendinize doğru çekerseniz pil yerinden çıkmayacak. Önce aşağı doğru bastırmalı, sonra kendinize doğru çekmelisiniz. Kumanda üzerinde yer alan ışık mekanik parçada da yer almakta. Yine aynı renk kodlarıyla bize şarj durumu hakkında bilgi veriyor. Gelelim şu fonksiyon işine. Kumanda üzerinde ve mekanik parça üzerinde birer tane gri tuş yer almakta. Önce kumandayla başlayalım. Uzun basarak kumandayı açıp kapatabilirsiniz. Kumanda açıldıktan sonra manuel olarak AB noktasını ayarlamak isterseniz bir kez basmalısınız. AB noktasını otomatik olarak kalibre etmek isterseniz bir kez bastıktan sonra basılı tutmalısınız. Bluetooth açmak veya kapatmak isterseniz 3 kere bastıktan sonra basılı tutmalısınız. Motor dönüş yönünü değiştirmek isterseniz 7 kere bu tuşa basmalısınız. Sırada mekanik follow focus var. Gri tuşa basılı tuttuğunuzda AB noktasını kendisi otomatik kalibre eder. 4 kere basarak kalibrasyonu resetleyebilirsiniz. Motor dönüş yönünü değiştirmek için bu tuşa 7 kere basmalısınız. Bluetooth'u açmak veya kapatmak isterseniz 3 kere bastıktan sonra tuşa basılı tutmalısınız. Aslında burada en önemli şey A ve B noktalarının belirlenmesi olacaktır. İki cihazı bağladığınızda ise tam olarak bu şekilde çalışıyor. Detaylı bağlantıyı videonun devamında farklı kameralarla yapacağım. Ayrıca kumanda olarak cep telefonunuzda kullanabileceğinizi unutmayın. Remote Air yazılımını Apple Store ve Google Play'den indirebilirsiniz. Eğer tek bir mekanik parça bağlıysa sadece fokus bölümünü kontrol edebiliyorsunuz. Eğer Remote Air 4 kullanıyorsanız zoom, diyafram ve fokusu kontrol edebiliyorsunuz. Yine öncelikle AB noktasını ayarlayarak ondan sonra dilediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. Ayrıca uygulama hafızasına önceden tanımlı markaların ayarlarını yükleyebilir, metrik sistemi ayarlayabilir ve daha pek çok şeyi bu uygulama üzerine yapabilirsiniz. Eğer Remote Air 4 kullanıyorsanız üst kısımda isimlerine basarak aktif ya da pasif hale getirebilirsiniz. Gelelim montaj ve kullanım alanlarına. Öncelikle bir Canon C100 üzerine kurulum yapalım. Flash kızağını hat şu adaptörüne bağlayalım. Ardından destek çubuğunu yuvaya yerleştirin ve iyice sıkın. Follow Focus mekanizmasını sinelens üzerindeki dişler birbirine denk gelecek şekilde yerleştirin ve yavaşça döndürerek kontrol edin. Dişler birbirine tam oturduysa vidayı sıkın ve mekanizmayı sabitleyin. Tam da böyle bir görünüş olacak. Mekanik parçayı pil yerleştirdiğinizde eşleşme otomatik olarak yapılınca kesik sinyal ışıkları sürekli yanar hale gelecektir. Hangi lense bağlarsanız bağlayın, kullanmaya başlamadan önce ilk yapmanız gereken şey A ve B noktasını ayarlamak olacaktır. Yani lensin dönüş sınırlarını ayarlamak olacaktır. Şu an kullanmak dönüş başlangıç ve bitiş noktasına sahip olan bir lenstir. Yani dönüş sona geldiğinde takılıp duracaktır. Bu yüzden otomatik olarak sınırları ayarlayabilirsiniz. Bunun için kumandada yer alan açma kapatma tuşuna bir kere bastıktan sonra sürekli basılı tutun. Sınırlar saat yönünde ve sonrasında tersine dönerek otomatik olarak belirlenecektir. Ardından istediğiniz gibi hızlı veya hassas şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Ufakta bir netlik testi yapalım, ne olup ne bittiğini harici monitör üzerinden görelim. Sarı çizgiler netliğin nerede olduğunu gösteren fokus peaking özelliği. Mekanik parçayı illa hat şu ile bağlamanıza gerek yok. Bir kafes alarak da ve altındaki boruları kullanarak da bağlantı yapabilirsiniz. Zaten o borular da bunun için yapılmış. Bir video tripod başlığına monte edildi. Video kolu üzerine kumanda yerleştirerek fokus sistemi uzaktan kontrol edilmiş oldu. Bir DSLR üzerine lens takmak ne kadar mantıklı bilinmez ama eğer bu şekilde kullanıyorsanız bağlantıyı yine hat şu adaptörünü kullanarak yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde üst kısma bağlantı yapıyoruz. Ardından dişlerin birbirine sıkı bir şekilde oturduğuna emin olup vidayı sıkıştırıyoruz. Pile takıyoruz, AB sınırlarını belirliyoruz ve kullanmaya başlıyoruz. Eğer bir DSLR üzerine lens takıp ardından da dişleri uzaktan döndürürseniz arkadaş sizden kaçmaya başlıyor. Hadi şimdi bir DSLR üzerine normal bir lens ile bağlantı yapalım. Tabii ki buradaki en büyük sıkıntı normal objektiflerin fokus veya zoom halkalarının dişli şeklinde olmaması. Bu yüzden önce istediğimiz alanı dişlili hale getiriyoruz. Bu dişli sistemini hemen hemen her yerden bulabilirsiniz. İlk önce fokus halkasına bu dişliyi sıkıca yerleştiriyoruz. Ardından düz bir eksende dönüp dönmediğini kontrol ediyoruz. Bağlantıyı yine her zaman olduğu gibi yapıyoruz. Sonrasında yeni dişleri kontrol ediyoruz. Şimdi yapmamız gereken AB noktasının sınırlarını ayarlamak olacak. Ancak kullandığım objektifin fokus halkası sonsuz döngüye sahip. Yani Live Air kendisi otomatik olarak AB noktasını belirleyemeyecektir. Yani bu kalibrasyonu bizim manuel olarak yapmamız gerekiyor. Fokus halkasının maksimum ve minimum noktaları objektif üzerinde gösterilmektedir. Kumanda grid tuşuna bir kere basıyoruz. Ardından saat yönüne doğru belirtmek istediğimiz sınıra kadar halkayı çeviriyoruz. Ardından saat yönünün tersine doğru belirtmek istediğimiz sınıra kadar halkayı çeviriyoruz. Son olarak saat yönüne doğru birazcık çevirdiğimizde sınırlar hafızaya alınmış oluyor. Artık rahatça kullanabilirsiniz. Bildiğiniz gibi Zhiyun Crane Plus ve V2 modellerinde Follow Focus çarkı yer almamakta. Bu yüzden netliği kontrol edemiyor ya da zoom halkasıyla zoom yapamıyorsunuz. Ama artık PDMovie Live Air ile dilediğinizi rahatça yapabileceksiniz. Bağlantıyı yaptıktan sonra denge ayarını yapın ve Crane Plus'ı açın. Gimbal üzerine Mechanic Follow Focus'u sorunsuzca kullanabileceğinizi göreceksiniz. Kumandayı rahat kullanmak için ise gimbal üzerine kumandayı monte edebilirsiniz. İşi biraz daha kolaylaştırmak isterseniz Crane Plus Dual Handle'ı da kullanabilirsiniz. Bir uca Follow Focus kumandasını, diğer uca Crane Plus kumandasını takıp rahatça kullanabilirsiniz. Bir de Crane 2 üzerine takalım ve bu sefer netliği değil zoom'u kontrol edelim. Az önce yaptığımız gibi dişli halkasını bu sefer zoom halkasına sıkıca takın. Bağlantıları yapın ve PDMovie Live Air'i dişlere denk getirdikten sonra iyice sıkın. Zoom halkası sonsuza dönmediği için AB noktasını kalibrasyon tuşuna basarak ya da kumanda üzerinden gri tuşa bir kere basıp sonrasında sürekli basılı tutarak otomatik ayarlayabilirsiniz. Ve hazır. Denge ayarını yaptıktan sonra kolayca kullanıma başlayabilirsiniz. İşin güzel yanı eğer Canon kullanıyorsanız Crane 2 üzerinde yer alan tekerlek ile netliği ayarlayabilirsiniz. PDMovie Live Air ile de zoom ayarlayabilirsiniz. Böylece tam kontrol sağlamış olursunuz. PDMovie kumandası Crane'deki tutma yerine uyumlu olmadığından ekstra aparatlarıyla bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Hatta Crane'deki kumandası ile PDMovie kumandasını birleştirerek mükemmel bir kontrol sağlayabilirsiniz. Bu setup size ağır geldiyse dual handle kullanarak bir tarafa Crane'deki kumandasını, diğer tarafa PDMovie Live Air kumandasını takarak da kullanabilirsiniz. Bugün sizlerle birlikte Follow Focus ya da Zoom mekanizması olarak kullanabileceğiniz PDMovie Live Air modelini inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.